yaşayın. Tatlımdırlar ona da deli kızı deli kız. Patlımdırlar ona deli kızı deli kız. Ana güzellik vermişti ana sigara deniz. Ana güzellik vermişti ana sigara deniz. Bu anandan cadigar zümrüt gerdanlı. Fadime kızma takayım diyorum. Ne dersin? Az mı kalır? Yanında başka bir şeyler daha katsak mı? Baba, çıldırdınız mı siz? Bunlara kuyumcular değer biçemiyor. Siz nasıl o köylü kızına götürüp verirsiniz? Vermeyeceğim de ne edeceğim? Mezamı götüreceğim. Haçan, ben ha bunları bir gün gelirime takmak için saklamışydım. Biz yarın akşam Trabzon'a geliyoruz. Geceyi otelde geçiririz. Sabah da uygunsanız sizi ziyarete geliriz. Ne diyeyim, ne diyeyim? Yarın akşam Trabzon'a geliyorlarmış. Ertesi sabah buradalar. Buyursunlar, buyursunlar. Oldu. Bizce mahsuru yok. Bekleriz. Temel Kabasakaloğlu zaten bizim köyden. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Nasıl bizim köyden? Basmaya. Bizim memleketlimiz olur. Heh, uydurma ihtiyar. Uydurmuyorum. Ben onların soyunu, sopunu çok iyi bilirim. Ha bunların asli Kabasakaloğlu falan değildir. Yemiyettir. Kara Hasan oğludur. Hadi bakalım. Şifa olsun. Ben yıkamayacağım. Sünnetsiz bu uşak. Ana ne olacaktı? Kardeşim Rus'tur. Ben ha bu eve sünnetsiz uşak sokmam. Yarın da tezi yok, sünnet ettireceğim. Ana olur mu? Olur, olur. Doğru düşündün gelin. Büyük sevaptır. Söz vermiştin bana. Fadime'yi sağ vereceğim demiştin. Ne çabuk unuttun. Hasan, bırak artık da. Vazgeç bu sevdadan. Sağ başka kız mı yok evladım? Reis baba, meğer senin babalığın da ha buraya kadarmış. Para için sattın beni. Ben hiç gitmek istememiştim ki. Gittim çünkü... Çaresizdim. He. Canım karıcığım, kuşum, çiçeğim. He. Gözüm çıksın ki o kadar göresladım ki seni. Ha böyle burnundan tütüysün. Aha! Hattine bir Luna! Orada zıbar yatıyor. Artık erkek oldun uşağım. Zaten erkek. Çok şükür. Artık Vladimir'imiz Müslüman oldu. Vladimir! Neden ağlıyorsun Vladimir? Ne oldu sana? Mama beni zillet ettiler. Ne? Oy! Çok acıdı mama. Ne diyorsun? Neredesiniz? Trabzon'da İzgay'deyim. Adresimizi de ver benim zekasız uşağa. Dayan oğlum. Geçemezsiniz. Ne oluyor ya? Ha burada kim dur? Ne var? Ne işliştin uşağım? Bir şey yok, korkmayın. Köyün delisi affedersiniz. Efendim, ben danız Fadime'nin babasıyım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Ha o şeref bize ait. Evet. Başlayın uşaklar. Efendim, ben deniz Abu Keyin Muzlariye'yim. Köyümüze hoş gelmişsiniz. Evi tanıdın mı dedeciğim? Tanıdım, tanıdım. Tanımaz mıyım? Hey gidi günler. Ben buralarda az koşturmadım.
ama bunlar... Orası benim evim. Nazife'nin evi. Ha burası dur. Biliyoruz, biliyoruz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Siz Fadümer'in ninesisiniz değil mi hanımefendi? Benim ben. Kadife. Aman ne kadar memnun oldum hanımefendi. Aslanlar gibi bir Karadeniz kızı yetiştirmişsiniz. Ne kadar gururlansanız azdır. Sağ olun. Efendim, uğurlu kademli olsun. Buyurun, yüzükleri siz takın. Yok canım, olur mu öyle şey? Lütfen buyurun, siz buyurun. Hadi. Hadi. Peki, madem öyle, gelin abone. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir yastıkta kocayasınız. Birbirinizi üzmeyin ha. Uy! Taktılar yüzükleri, taktılar! Sana ne oldu Hulusi? Ben de duygulandım ya. Şerli işi geciktir hayır olsun, hayırlı işi geciktir şer olsun demişler. Hayırlı iş beklemeye gelmez. Doğru. Doğru. Hiç arayı açmadan nikah İstanbul'da kıyalım diyorum. Sizce münasip midir? Münasip dur efendim. Benim çocuklar nerede reis? Sus ulan, yemedik uşaklarını. Sen benim oğlanın pipiyi nasıl kesersin? Canavar kadın! Ay, bağ mı dedin? Sağ dedim. Durun, bağırmayın, bağırmayın. Ne yaptınız benim çocuklara? Söyleyin çabuk, nereye sakladınız? Af kurma, deli karın. Aman Ataşıcığım, sen abuyla az gel. Ben sana şimdi uşaklarını göstereceğim. Nazife, karıcığım, biz ne diyoruz? Ha böyle olur mu? Olur, olur. Dünürlere rezil mi olalım? Ne yapayım ya? Bağ bak Temel dede. Ben seni şimdi çıkaracağım. Kara Hasan'ın İstanbulli torunu Süslü Temel değil misin sen? Ta kendisiyim. Yoksa... Sen de püsküllü kadife misin? Püsküllü kadifeyim da. Levent de Fadime. Bambaşka dünyalara ait iki genç. Bu çılgınca evlilik gerçekleşemez. Fadime'nin iyiliği için söylüyorum. Levent'i bir an evvel aklından çıkarsın. Sonradan hayal kırıklığına uğramasın. Zararın neresinden dönülse kârdır. Öyle mi diyorsun? El birliği edelim, babamı bu işten vazgeçirelim. Bakın, artık tanışmış da olduk. Bundan sonra beni bir dost bilin. Maddi manevi neye ihtiyacınız olursa... anlatabildim mi? Anlatabildim. Hacım ben senin derdini en baştan anlamıştım. Bana bak müziyen! Sen bu Nazife'yi daha tanımadın. Bir çarparsam adamı cin çarpmıştan beter ederim. Senin canını ciğerini alırım haberin olmaz. Şimdi koy onu çantana. Ay ne diyorsunuz siz? Bizi beğenirsin beğenmesin o senin bileceğin iş. Ama bu evliliği bozamayacaksın. Bizde namus her şeyden önce gelir. Bizde söz ağızda bir kere çıkar. Temel beyefendi, köyümüze teşrif ederek tekrar hoş gelmişsiniz. Tekrar hoş bulduk. Hayırlı olsun Temel Bey. Torununuzu nişanlamışsınız Fadime ile. Öyle. Düğün ne zaman olacak acaba? En yakın zamanda. Fadime'ye çok değerli mücevherler aldığınız doğru mu? Düğününüzü de işlerinize ortak edeceğiniz söyleniyor. Ha bu nereden çıktı canım? Köye büyük bağışlarda bulunacağınız, yatırımlar yapacağınız doğru mu peki? Biz Habura'dan gelin alıyorduk ama aynı zamanda köklerimiz de Habura'yadır. Bizim için bundan büyük gurur yoktur. Benim baba tarafım Habura'dır.
Ben de ufakken Habuköy'de bulurmuşum. Hasan, ihtiyaçta duydu da inanmadı da. Fadime Küzümüz ve ailesiyle hısım olma şerefine nail oldu. Bundan büyük gurur yok. Yok. Evet, atalarımızın toprakları için bunda böyle elimizden geleni yapmak vazifemiz. Yaşa! En evvela Fadime'nin adına yeni bir okul binası yapacağız. Ardından köyün balıkçıları için yeni bir liman ve barınak inşa ettireceğiz. Köyün yollarını yenileteceğiz. Cami de unutmayalım ha. Cami, Sadık Hoca. Velhasıl köyümüzü kalkındırmak için ne lazım gelirse edeceğiz. Yaşa bunu. Yaşa. Yaşa. Teşekkürler. Haydi yeter artık. Memleketlilerimizle görüşeceklerimiz vardır. Hadi, hadi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz efendim. Hadi, hadi. 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 Buyurun. İçmeyeyim misin? İhtiyaç listesi hazırlamıştım ama ağzınıza sağlık. Siz her bir şeyi söylemiş oldunuz. Liste buraya. Efendim karıcığım. Hulusi, ben çok fenayım. Hemen gel al beni buradan. Aferin Bilinçli'ye. Ne oldu madem? Belalınla başım derde mi girdi? Siz ne diyor? Beni çocukları kaçırdılar. Nasıl? Nereye? Beni köye hapsettiler. Bağladılar. İşkence ettiler. Benim çocuğun orasını kestiler. Neresini? Allah'a orasını. Hadi tamam. Anlat en başta. Kocan mı o dediğin? Evet, koca değil. Benim reisle resmi nikah yok. Ama benim çocukların kimlikleri var yanımda. Bakın, yazıyor. Onların annesi ben. Onların annesi ben. Hey! Bırak lan kızı. Ne? Hasan? Aklın varsa bırak kızı. Yoksa işin sonu fena olur. Hasan sen delirdin mi? Delirdim Fadime. Sayende balataları sıyırdım. Ne istiyorsun ya? Ula İstanbul cübbesi. Ha bu Fadime'nin yolunda nice koç yiğitler helak oldu. Sağ mı kalacak Fadime? Aşık değil mi bu sana? Ula ne diyorsun sen? Hasan sen sarhoşsun. Yıka git buradan, yıka. Hiçbir yere gitmem. Damat böyle görülecek hesabı Hasan. Var. Ha kavga istiyorsun yani. Levent, uyma sen ona. Sarhoşun adını bilme. Fadime'yi sağa yar etmem. Hasan. Sen ne diyorsun be? Sen de adam mısın ula? Sen Fadime'yi benden alacak adam mısın? Parana mı güveniyorsun? Hayır Hasan. Levent neredesin? Hasan. Allah! Tamam, tamam. Benim çocukları alın onlardan. Ben size yalvarıyorum. Merak etmeyin adam. Velayeti sizde. Alırız çocuklarınızı. Tutuklayın hepsini. İdam yapın. Ne oldu müziğe? Ay çok fenayım ben. Hanım biraz fenalaştı da. Tamam karıcığım gidiyoruz şimdi. Ne oldu birden sizlik mi ettiler? Sürekli bir herkesin içinde. Şş, sus tamam.
Bir şey yok anne. Yok bir şey. Biraz şey oldu. Nasıl yok bir şey? Ne oldu sana çocuğum? Ya bir şey yok, düştüm. Düşmeyle olmaz mı? Ha, sen saldırıya uğramışsın. Fadime, su getir, bez getir. Yıkayalım, pansuman edelim, hadi. Hayır, hayır. Dokunmayın. Ama Müziyen. Biz Trabzon'da baktırırız. Burada mikro falan kapar. Anne, uzatmaya gerek yok. Yok bir şeyim. Uzatma Müziyen. Yürü, yeter bu kadar, gidiyoruz. Anladık Müziyen, tamam. Birazdan müsaade isterim. Oy, olur mu? Bulmuşuk birbirimizi. Çok sarhoştum. Akşam yemeği yemeden bırakmayuk. Ay! İstemiyorum akşam yemeği falan. Anne, Müziyen, kızım, sen delilendin mi? Ay, gene kim geldi acaba? Buyurun. Reis, reis burada mı? Hakkında şikayet var. Bu kadının çocuklarını burada alıkoymuşlar. Verin çocuklarımı bana, katiller. Tam da sırası o. Çekil, çekil. Başka zaman bulamadınız mı? Verin çocuklarımı. Çekil, dur. Çekil. Dur. Adam. Ne? Canavarlar. Verin çocuklarımı. Katya, Vladimir. Ay, bir jandarma bassın. Reis Coşkun Deniz sen misin? Buyur komutanım. Bu kadın sizden şikayetçi. Sen kimsiniz madam? Reis, sen beni tanıyamadın. Vallahi billahi tallağı çıkaramadım yani. Reis, ben seni öldürürüm. Komutanım, öldürürüm. Hayır, öldürürüm. Öldürürüm. Olmaz, olmaz, olmaz. Çekil. Anneniz girdi çocuklar. Sizi bir daha hiç bırakmayacağım. Uy zilli. Şimdi mi aklına geldi uşaçukların? Ne oluyor, kim bu hanım? Sen önüne bak Lucy. Vermeyelim kuşakları. Onlar bizim. Bizim. Sen ne diyorsun? Bırak, manyak kadın. Çocukların velayeti annede. İstiyorsanız dava açarsınız. Madam Tanya ile nikahsız yaşıyormuşsunuz. Çocukları ondan zorla ayırmışsınız. Komutanım, ha bu madam bizi kendi bıraktı gitti da. Vermeyelim uşakları. Yok artık daha neler. Ben şimdi çalarım. Ah, benden de o kadar. Rezalet görmedim. Bir de bunlarla dünür olup gelin almaya kalkıyorsunuz. Amma bu ettim ben Müziyen. Az bile söylüyorum. Düpedüz ahlaksızlık bu ayol. Sağ ne Müziyen? Sen ahlak zabıtası mısın? Ne demek şimdi bu? Yani siz olanları tasvip ediyor musunuz baba? Tasvip etmiyorum. Onların arasındaki mesele diyorum. Bizi ilgilendirmez. Ay nasıl ilgilendirmez? Baba, bizi kimlerle yan yana getiriyorsunuz, farkında mısınız? Doğrudur. Bizim bu Karadeniz'in erkekleri Rus hanımlarla tanışınca yollarını az şaşırırlar. Ama bak, reis reis barışmış karısıyla. Dönmüş evine. O kadın bir de kocasını korumak için yalan söyledi. O çocukları benim diye tanıttı. Sakin ol karıcığım. Ah, anneciğimin mezarında kemikleri sızlıyor. Uzatma Müziyen. Levent, oğlum sen de bir şeyler söylesene. Bu aileyi bize layık görüyor musun? Yani sen Fadime'yi kendine layık görüyor musun çocuğum? Anne, Fadime'nin ne suçu var? Attan inip eşeğe binmek diye buna diyorlar herhalde. Yasemin gibi bir prenses dururken. Ay çocuğum söylesene. Fadime'yle evlenmek istemiyorum desene. Gideceğim varsa söyle uşağım. Zorlan değil. Bilmiyorum. Artık ne yaptığımı, ne istediğimi bilmiyorum. Ya bir hata yaptım? Hatamı telafi etmeye çalışıyorum sadece. Beni artık biraz rahat bırakırsanız sevinirim. Bakın, ne dedi çocuk? Öyle diyecek elbet. Sen bulandırdın kafasını. Ha Yasemin denen sus bebesinin adını bir daha anmayacaksın. Nişan kestik. Artık ölsem de sözümden dönmem. Ay, rezil olduk. Rezil olduk artık. Artık dünyada almazlar bizi. Unutun siz artık o nikahı. Fitna. Allah'ın adını verdim. Yıkıl git karşımdan. Tamam da bir şey demedim. Yalan mı diyorum? Hep senin yüzünden reis. Kızın kısmetine de mani oldun. Aferin sana. Doğru değilsin ana. En baştan ben karımı bırakıp gitmeyeceğim. Ben en baştan hata ettim. Eğer Fadime benim yüzümden ha bu uşakla evlenemezse ben ne ederim?
Ölene kadar vicdan azabından geberirim. Tamam da, tamam. Ölüm yok sonunda. Her şey olacağına varır reis. Uyuşaklar gitti, ben ona yanıyorum. Yarıcığım. Pek alıştıydım. Uşak bakmayı özlemiştim. Tatlı kerutalardı. Natasha artık dünyada göstermez uşakları. Olur mu? Hukuk var, kanun var memleketi. Elbet gösterecek. Ulan Nazife. Sen ne ulu, ne büyük karısın. Ben aptal kafam. Bilemedim senin kıymetini. Uy reis. Bilemedim. Nasılsın oğul? Hayırlı olsun ha geldim. Uy. Ne oldu? Suratımızdan düşen bir parça. Yok bir şey, yok. Fadime nerede? İçeride, içeride. Gir yanına bir konuş bakalım. Derdini bize açmayayım. Uy. Hadi kızım, hadi. Fadime? Ne oldu? Ne bu ha? Sorma halime. Sabahtan beri başımıza gelmeyen kalmadı. Danya karısı eve jandarma getirdi. Hasan'la Levent birbirine girdi. Kaynanam da sabahı öldürecek gibi bakıyor. Önünden gelse bir kaşık suda boğacak. Olsun. Ne olmuş? Levent seni sevdikten sonra, siz birbirinizi sevdikten sonra kimse ayıramaz sizi. Bilmiyorum Halime. En fenası da o ya. Levent beni seveyim mi, sevmeyeyim mi bilmiyorum. Eğer Levent ben sevdiği için değil de zorla bu işe girdiyse ben ne ederim bilmiyorum. Sayılı gün çabuk geçer efendim. Aradan günler geçti. Resmi nikah için İstanbul'a gitme vakti geldi çattı. Çantaları buraya! Ha bu otobüs işi çok iyi olmuştur. Dünür sağ olsun. Benim dünürüm hep böyle. Ayağımıza araba bile gönderdi. Sen de iyi bir yere dükkan açtın köptü. Aferin uşaklar. Hop hop hop. Ha dikkat edin. Ha onda tabak çanak var, kırılmaz suda. Kırılsa ne olur da? Fadime'nin gittiği yerde alaları var. Ben bilmem. Ben vazifemi yapayım da. He. Ben kızı da çeyizi de salam teslim edeyim. Gerisine karışma. Haklısın anacığım. Kız. Fadime. Neren nerede kaldın? Gelir şimdi. Hoş gidiyorsun. Bağ veda ediyorsun. Ha bu olsan da kırdı kafayı. Hadi Hasan, kal sağlıcakla. Ola abinle uşak. Sağ güvenimiz sonsuzdur. Açan yokluğumuzda köye iyi mukayyet olasın. Evvela oğla perabi. Kendine mukayyet olsun. Hadi kes koydunuz. Onu ver. Bismillah. Ha bu tarihi kim çaldı? Ayıpsın ana, gambersiz duyun olur mu? Orta yerinden hadi çatlar idi gelmez. Hadi düğüne, hadi düğüne. Hey reis. Oy. Ha bu kuşu da mı getireceksin? Nereye bırakayım karıcı? Ha bu da uşaktı, candı. Bir zararı yok da. Resmi nikah. Ey tamam, çenesini fazla açmaz. Tamam. Hadi geç tamam. Öne geç. Huy. Ha bu keçi ne olacak nene? Dünürlere götüreyim. Hediye. Keçiyi ne edecekler ha? Delirdin mi? Bırak onu. Olmaz, bırakmam. Siz karışmayın bana. Nanacığım. İstanbul'a kadar nasıl geçsin? Telef olur hayvancığım. Bir şey olmaz la. İnat etme Kadife nenne, inat etme. İyi tamam ulan, gelmeyin üstüme. Sen al onu. Haydi. 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 Kaynana, koysana onları bagaja. Yok, yanımda dursun, neme lazım. Oy ne var onun içinde, hazine mi var? Sahne fitnat, erzak var. Mısır ekmeği, hamsi salamurası, turşu kavurması. Ha bunları mı layık gördün tonurlar onu? Konuşma sen. Ha bunlar temelliye hediye dur. Geç, hadi geç. Geç, geç siz de. Bir bin. Geç. Geç. Thank you.
ne ettiniz? Aldınız mı misafirleri? Kimle konuşuyor? Köye otobüs gönderdik, onu soruyor. Maşallah. Çıktınız mı yola? Aferin. Torun tombalak doluşur, gelirler artık. Hüseyin. Çıkmışlar yola. Gece İstanbul'da olurlar. Harika. Uşağım, oteli aradın mı? Ayırttın mı misafirlerin odalarını? Ayırttım, ayırttım. Hulusi, sen de iyi bir fotoğrafçı bul. Düğününü kız tarafıyla beraber topluca bir fotoğraf çektirelim. Tamam babacığım. Tabii. Rezilliğimizin belgesi eksik kalmasın. Levent, uşağım. Ha otel işini kimseye bırakma. Bizzat kendin ilgilen. En güzel odaları hangisiyse onları ayırsınlar. Süit mi olur? Kral dairesi mi olur? Merak etme dedi. Ben hallettim zaten her şeyi. Aferin, aferin sana. Aslan uşağım. Gelenler soylu kişiler ya. Kral dairesinde ağırlayalım. Af kurma Müziyen. Ay onlar çamaşırhaneye girseler kral dairesi zannederler ayol. Müziyen, bana bak. Gelinime karşı, ailesine karşı en ufak bir patavatsızlığını görürsem seni evlatlıktan reddederim bilesin. Aman baba, o nasıl söz? Şaka etmiyorum Müziyen. Oğlan anası olacaksın. İşin ucundan tut. Gelin kızımın gelinliği dikilmiş midir? Git bir bak. Çiçeği, duağı, pamuçları, kuaförü hepsi tamam mıdır? Bunlarla ilgilen. Durma, haydi. Emredersiniz. Haydi siz de yürüyün. Gidelim, geri kalan işleri halledelim. İki gün sonra düğünümüz olacak. Kız tarafına mahcup olmayalım. Hiç merak etmeyin babacığım. Haydi gidelim. Ah, Allah'ım canımı al da kurtulayım ben. Kızım bana ilacımı getir, çabuk peki. Ay çabuk. Peki efendim. Şen olayım, şen olayım, şen olayım, şen olayım. Geliyor gelin alayım, kaynan alayım, çeksin alayım. Geliyor düğün alayım, kaynan alayım, çeksin alayım. Oğlan bizim, kız bizim. Otur otur, bitmez ha bu yol. Durun ola, kaza yaptıracaksınız şoföre. Bir şey olmaz da, gelin alayım. Kaynanayı çal, kaynanayı. Kaynanayı mı istiyor? Kaynana, 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 kaynana. Al eline bir ayna, olacağım oğlum eşim. Gibi oyna, kontes, kontes. Fatime, aklıma geldi. Sen şimdi ha Cansu karıya da ana mı diyeceksin? Bilmem. Laf aramızda. Sen de ha o kaynanalardan biri oldun kız. Doğru diyorsun. Kız kaynana ha gençlerde ne var? Karalı Anna dolması. Bir de yiyelim da. Nerede? Ay, dokunma. Kız nerede? Soracağım. Sen bekar mısın? Evet abla. Ey, aklımızda bulunsun. Reis alsana. Uy kaynana. Bir tane de bana versin. Kız da be. Biz de tümle. Nikah için otelin tören salonu düzenlenecek efendim. Nikah otelde kıyacağım uşağım. Münasip midir? Siz bilirsiniz dedeciğim. Nikah resimleri nerede çekilecek? Onlar da otelde başka bir salonda çekilecek efendim. Fotoğrafçı otele gelecek. Düğün salonu ayarlandı mı? Düğün otelin balo salonunda yapılacak efendim. Organizasyon şirketi çalışmalara başladı. Biz takip ediyoruz. Musiki işi ne oldu? Düğünde sahne almak üzere ülkemizin en ünlü sanatçılarıyla anlaşma yapıldı efendim. Karadeniz uçakları yok midir? Onlar söylemeyecek mi? Olmaz olur mu? Sizin çok beğendiğiniz Maçkalı Eşref ve ekibi gelecek efendim. Aferin, aferin. Davetiyeler ne oldu? Hepsi yerine ulaştı efendim. Hulusi. Bir eksiğimiz kaldı mı damat? Her şey ayarlandı babacığım. Ama isterseniz ben bir kez daha kontrol ederim her şeyi. Aferin, aferin. Et tabii. Basının düğünden görüntü almasına izin verecek miyiz efendim? Ne isterlerse çeksinler. Kimseden saklayacak bir şeyimiz yoktur. Eyvah eyvah, Müzeyyen delirecek.
Ne dedi un damat? Çeksinler tabii dedim babacığım. Alnımız ak. Kimden ne saklayacağız değil mi? He ya. Levent, senin damatlık elbisen hazır mıdır uşağım? Gittin mi son provasına? Gittim dedeciğim. Gece dünürleri otelde karşılarım. Misafirler için çiçek yaptırdık efendim. Aferin. İyi düşünmüşsünüz. Değil mi uşağım? Nasıl dedeciğim? Neyi? Çiçeği diyorum. Ha bu nedir Gündük? Heyecanlı mısın? Evet dedeciğim. Heyecandan herhalde. Kaç gün oldu? Nişanlını özledin elbet. Uy yeter daha içim dışıma çıktı. Ne oldu Fitlat? Yoruldun mu? Bellarıma ağrılar girdi. Uy ne bitmeziyormuş bu da. Uy. Fitlat. Uy. Seni ha böyle damgalı davetiyeyle çağıran oldu mu? Sizin dünürler çevre. İse araba göndereceği ne? Uçak bilet uyuyorlar. Sen ne düşünüyorsun reis? Galadeniz'de gemilerin mi battı? Hiç. Ne düşüneceğim? Hadi hadi. Kız evlendirmek öyle kolay bir şey değildir. Doğru değil. Bu Şubat'tan uçuyor. Ne diyelim? Şükür Allah. Fadime'nin evlendiğini görmek nasip oldu işte. Şükür Albert. Başına da talih kuşu konuyor. Köfte ol. Ama ve lakin emrimle Kadriye'min evlendiğini görecek miyim bakalım? Anlaşıldı senin derdin. Sahi. Acaba şimdi nerede ispacıklar? Biliyor musun Nazife? He? Anaları artık göstermez onları bana. Ay, nasıl göstermezmiş? Ha, babacığım. Hanlar benim kardeşim değil midir? Ha. Götürüver tuyuna. Olur mu? Neden olmasın? Bal gibi olur. Ha. Ha, ablalarının düğününe elbet gelecekler. Evet. Zaten rezil olacağımız kadar olduk. Battu balık yan gider. Ha? Getir düğünü. Ey, gelsinler madem reis. Büyüksün Nazife, büyük. Oyna taş açıyorum, oyna taş açıyorum. Sus! Yolarım he. Nerede kaldı bunlar? Bu ne protokol baba? Cumhurbaşkanı mı karşılıyoruz? Ay kaç saattir diktin bizi buraya asker gibi? Patlama Müzeyyen. Şimdi patlatacağım bir tane ha. Ay bir gören olacak, rezil olacağım. Biraz sabret Müzeyyen. Şimdi gelir otobüs, eli kulağındadır. Ay Hulusi! Bari sen sus ya. Ama sen de bütün sinirini benden çıkarıyorsun Müzeyyen. Otobüsün şoförü burayı iyi biliyor mu damat? Bilmez olur mu babacığım? Düzel şu kravatını uşağım. Ne bu derbeder halın? Pardon, bir bakar mısınız babacığım? Evet. Hoş geldiniz. Yavaş! Dur. Temel Bey sizi bekliyor. Oldu, oldu. Buyurun efendim. Sağ ol. Dur, 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 düşüreceğim. Buyurun, hoş geldiniz. Dur, 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 dur. Çok ağırca var. Dur kız. Buyur reis. Burası. Nene. Nene, buradan çıkacak. Nene, geçin. Dur, nereye gidiyorsun? Abla kızım, gel buraya. Dur, dur. Acele etme. Tamam, güzel oldu. Her şey Temel Bey, misafirleriniz geldi efendim. Aman efendim, aman. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Uşağım versene çiçeği. Pardon ya, daldım. Hoş geldin Fadime. Hoş bulduk. Ha bunlar bana mıdır? Sana Fadime. Beğendin mi? Beğendim tabii, teşekkür ederim. Ha bu otel de pek küçükmüş. Bizim Trabzon oteli bile daha ferah. Beğenemedin mi Fitnat teyze? Ha bunlar nedir Kadife Hanım? Çam sakızı çoban armani. Geldim. Turşu kavurması ettim getirdim. Karalahana dolması sardım getirdim. Mısır ekmeği ettim getirdim. Pekmez ettim, getirdim. Desenize midemiz bayram edecek sayenizde. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz beyefendi.
Hoş bulduk Hususi Bey. Hulusi efendim, Hulusi. Ha, nasıl Hulusi. Kolay gelebildiniz mi? Uy ne kolay. Das tamam 18 saat. Öldüm, bittik, geberdim. Ayaklarım, sırtlarım, bellerim koptu. Gel diye çok yalvardıydık sanki sen. Ha? Uçakla gelinse. Dur kız, dürtme de. Uçakla gelinse diyorum. Daha rahat gelinir elbet. Fitnat teyze. Nerede? Hüseyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş kaynana, bulduk. Kaynana. Anlamadım. Kuş konuştu efendim. Kontes, kontes. Haburun da çenesi düştü. Papağan ya. Akşam yemeği yediniz mi? He, yedik yolda gelirken. Buyurun birer kahve içelim. Oy ne kahvesi? Kahve içecek alın mı var Peno? Bana odamı göstersin de ben hemen yatarım. Dayanamıyorum. Uyku ay geldi. Git yat Fitnat teyze. Seni mi çağırdılar? Uy senin teyzenden. Hadi. Buyurun efendim, buyurun. Ha, hadi hadi bir suyu şöyle uyku geçelim. Anne. Bedoş. Hoş geldin. Ay. Ay 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 ay. Ne zaman geldin sen? Yarım saat oldu işte. Neden haber vermedin? Babam yok mu? Bırak şimdi babanı. Hayrola kavga falan mı ettiniz? Aman hiç açma. Son zamanlarda bir hoş oldu. Emeklilik yaramadı adama. Ne oldu ki anne? Çok üzüyor beni, çok. Biraz ayrı kalalım da anlasın benim kıymetimi. İkramiye! Efendim abla! Şu içli köfteleri buzluğa koy. İkramiye tamam, teyzeyi de mi getirdin? Gelmişken köşe bucak bir temizlik yaparız dedim. Nasılsın ay. Vedat'ım? Ay! Hoş geldin İkramiye teyze. Vedat, kilo mu aldın sen? Bu ne göbek? Yok anne, olur mu öyle şey? Kızlar seni beğeniyor mu böyle? Derhal perize giriyorsun. Önce şunların icabına bir bakayım, sonra girerim perize. Dokunma onlara. Sen salata yiyeceksin. Bak, Brüksel lahanası da var. Çok ay. Faydalıymış. Anne yapma ya. Şaka, şaka, şaka. Ne oldu? Merve ile düzeldi mi aranız? Yok anne, bu sefer kesin ayrıldık. E hayırlısı. Hadi önce ellerini yıka. Ay. Senin Levent'i gördüm geçen gün gazetede. Ya sorma, evleniyor. Bak bütün arkadaşların evlendi, bir sen kaldın oğlum. E hadi artık. Anne ya, gelir gelmez yapma bari. Sen de bana artık bir gelin getirirsin. Bak İzmir'de çok güzel kızlar var. Bizim Nerminlerin kızı mesela. Uzun boylu, kumral, bir içim su. Okuyormuş da. Gelecek sene bitirecekmiş. İstanbul'da okuyor. Bir ilgilen ha? Of anne ya. Gelir gelmez. İkramiye. Hadi, hadi sen İkramiye de gel. Teyze. Başlıyoruz. Tamam abla. Çiki çiki. Ah, çiki. İşte böyle. Çiki. Elhasıl hazırlıklar tamamdır. Her şeyin mükemmel olmasını istedik. Eksik olmayın. Yarın gelinlik provası var. Ben o işlerden anlamam. Siz müziyenle kadın kadını halledersiniz. Olur, hallederim. Nasıl istersiniz babacığım? Efendim, sizin bizden ayrıca bir isteğiniz, arzunuz var mıdır? Yerine getirilecek bir adet, bir şey varsa emrinize amedeyim. Estağfurullah. Çıkar çıkar, tepemize çıkar bunları baba. Ne dedin müziyen? Bir şey demedim, ne diyeyim? Bizim ne isteğimiz olacak? Uşaklar mutlu olsun da, gerisi hikaye. Doğru dediniz. Uşaklar mesut, bahtiyar olsunlar. Birlikte saadet içinde bir ömür sürsünler. Gerisi boş. Levent? Sen iyi misin? Anın ter bastı. Öyle mi? Ha, rengin de solgun gibi. Ya,
Sahiden biraz hasta gibiyim. Hayırdır, neyin var damat? Bir şey değil efendim. Sabahtan beri böyle üstümde bir kırıklık vardı. Hay Allah, geçmiş olsun. Uşağım, kendine dikkat etsene. Düğün arifesi, iş çıkarma başımıza. Gel bakayım, gel. Gel. Ah, vallahi ateşin de var. Eyvahlar olsun, yanıyor çocuk. Oğlum, sen nasıl evleneceksin bu halde? Bir şey olmaz Müzeyyen. Genç adam o. Ya en iyisi ben eve gideyim de biraz dinleneyim. İyi ya. Git oğlum git. Vur kafayı yat hadi. Ben de geleyim çocuğum. Olmaz, sen dur Müzeyyen. Dünürlerimizle daha görüşeceklerimiz vardır. Ama Müzeyyen, baba çocuk... Levent kendi erken yatar dinlenir. Çocuk değil ya. Tabii uşağım. Yat dinlen. Hadi. Benim aklım sende kalacağız şimdi. Üzülme kızım. Bir şey yok da. Biraz dinleneyim, iyileşirim ben. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, hadi çocuğum. Hadi. Hadi. İyi geceler çocuğum. Efendim, ne diyorduk? Alışveriş. Vallahi bu çocuk düzelmezse nikahı ertelemek gerekebilir baba. Yok da öyleyim babacığım. Bir şey yok. Uşak evlilik telaşından biraz heyecanlandı. Ondan oldu. Yoksa bir şey yok, turp gibi. Ne diyorduk efendim? Alışveriş efendim. Çiki çiki. Ellerinize sağlık. Yemeklerinizi özlemişim vallahi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir an evvel bir gelin getir de daha güzel yemekler yapsın sana. Anne, sen de her muhabbeti nasıl geline bağlıyorsun şaşıyorum vallahi. Efendim Levent. Ya Vedat, benim acil kafayı çekmem lazım. Ne diyorsun? Neredesin sen ya? Oğlum sen Fadime'nin ailesini karşılamaya gitmeyecek miydin bu akşam? Ya gittim zaten. Çok bunaldım. Nasıl kaçacağımı şaşırdım abi. Klasik evlilik önü panik atakların bunlar senin. Çok bunaldım diyorum Vedat. İyi değilim, hadi gel. Ya nedir benim senden çektiğim abi ya? Uzat. Hadi bekliyorum abi. Çabuk gel. Tamam, nereye? Tamam, geliyorum, tamam. Nereye oğlum? Ya arkadaşım bir işi çıkmış da anne. Ama daha yemeği yemedim. İlla ki sen de gel diyor. Al kesu. Reis. Ha. Sen ha burada ananla yatarsın. Fadime benimle öbür odada yatsın. Olur mu? Olur olur. Helal olsun Temel dedeye. Bize kraliçeler gibi abi. Kaynana kaynana. Kondes. Aferin ha. Kondes. Reis. Yarın al götür ha bu kuşu yerine ha. Tamam kardeşim, tamam. Lamont nasıl oldu acaba? Mühim bir şey yoktur inşallah. Yok canım, ne olacak? Aslan gibi delikanlı. Anası zehirlemediyse bir şey olmaz. Uy, merakta kalmış taze. Damada bir şey olacak da evlenemeyeceğim diye aklın çıkıyor. Merak etme kızım. Çatlasa da patlasa da kıyacak nikah bu sefer. Resmi nikah, resmi nikah. He ya. Yok, sadece hasta gibiydi. İnşallah iyidir. İyidir, iyidir. Al sen şunları. Kutla mı asacağım? He, ona da asacağım. Ben hiç iyi değilim abi. Evlilik öncesi genelde böyle oluyorsun sen. Ya kabuslar görüyorum sürekli. Fadime ile evlenmişiz. Böyle çocuklarımız olmuş boy boy. Köydeyiz ya. Ben ne yapacağım? Sen kaşındın oğlum. İşi bu hale sen kendin getirdin. Durup dururken dertsiz başımı derde soktum ya. Şşt, ağır ol biraz ya. Şşt. Bir eksik Yasemin Hanım'dı. O da aradı, tam oldu. Sen baksana abi. Ver. Alo. Levent. Merhaba, ne yapıyorsun? Ben Vedat, Yasemin. Levent müsait değil şu anda. Öyle mi? Peki öyle olsun. Söyleyeceklerimi sen ilet o zaman. Vallahi ben hiçbir şey iletemem. Zaten iki gün sonra evleniyor Levent, biliyorsun. Levent bu işin sonunda pişman olacak Vedat. Bilmiyorum, belki şimdiden pişman olmuştur. Ne münasebet ya, nereden çıkarıyorsun?
Ya dedesi zorluyor onu. Ben o evde neler döndüğünü biliyorum. Bak sen konuş Levent'le. Kendini ateşe atmasın. Her şeye rağmen Levent'e bir şans daha vermeye hazırım ben. Aynen böyle söyle ona. Söyleyemem. Levent gerçekten seviyor Fatime'yi. Onunla evlenecek. Çok da mutlu. Aramazsan seviniriz. Baksana buraya. Yeter be oğlum içki. Bakma. Ya bırak içeyim abi. Karışma sen. Ya yok kardeşim istemiyoruz. Ne oldu abi ne diyor? Şu çocuğu bir yerden biliyorum sanki. Levent'e bir şans daha vermeye hazırım. Levent o. Kaba sakal oğullarının torunu işte. Of çok tatlı çocuk ya. Ya ben bıktım. En azından bunu bir daha konuşmayalım abi artık. Yeter. Oğlum bak. Hulusi. Hulusi. Levent yok. Nasıl yok? Yok. Odasında değil bir yere gitmiş. Nereye gider? Hastayım dedi. Bıraktı nişanlısını geldi eve. Ne oldu acaba? Hay eşek şifası. Tüy diğer gele ne olacak? Haksız mı çocuk? Aklı başına geldi herhalde. Kaçıyor. Levent nasılsın? Ateşin düştü mü? Keşke yanında olsaydım. Ben bakardım sana. Gözüme uyku girmiyor. Hem seni merak ediyorum. Hem de yakında evleneceğimiz için heyecanlıyım. Umarım sen de benim kadar heyecanlı ve mutlusundur. Nişanlım Fatime. Levent, bu mesaj Yasemin'den değil. Ne mesajı ya? Of ya. Hadi abi ya, hadi ya, hadi. Nasılsın hadi. Levent? Tanışıyor muyuz? Kafamız biraz iyi galiba. Tekile şat yapacağız, var mısınız? Tamam. Beşinizi de geçerim. Biz zaten dört kişiyiz. Uçmuş ya. Pardon. Hadi. Hadi. Hoppa. Seninle evlenmek üzere olan birisi nasıl heyecanlı olmaz? Ben iyiyim, merak etme. Yarın görüşürüz. Ay saat kaç oldu hala yok ortada. Başına bir şey gelmiş olmasın. Hulusi! Ne gelecekmiş Müzeyyen? Eğlenmeye gitmiştir. Ay. Haydi siz gidin yatın. Ayakta uyuyor bu. Siz yatmayacak mısınız? Yok, ben bekleyeceğim. İyi peki. Nasıl isterseniz babacığım. Gelince fazla üstüne gitmeyin, olur mu babacığım? Ben bilirim ona diyeceğimi. Merak etme sen. Peki, iyi geceler babacığım. İyi geceler babacığım. İyi geceler. Çık. Şahin. Buyurun efendim. Haydi siz de yatın. Uykusuz kalmayın. Peki efendim. İyi geceler. Ya işte böyle. Anlattığım gibi. Biraz komik oldu ama daha sonra toparladık. Levent Kabasakaloğlu değil mi şu? Hadi abi çek çek. Hadi çekelim. Limondan bekarlığa veda partisi. Bomba gibi haber. Mis gibi. Bu eksikti ya. Hadi abi kalk. Kalk 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 kalk. Hadi gidiyoruz hadi. Ver ceketimi. Hadi. Çek ver ceketimi. Hadi ver ver. Gel hadi hadi. Bay bay. Hayır arkadaşlar resim çekmek yok. Ne oldu Vedat abi? Fotoğraf çekmeyin Yılmaz. Abi Levent Kabasakaloğlu'na haber yapacaktık. Haber mi haber yok arkadaşlar. Hanımları tanımıyoruz. Burada tanıştık. Şimdi de gidiyoruz. Hadi gözünüzü seveyim arkadaşlar. Sağ olun. Hadi. Hadi abiciğim. Hadi biz de gidelim. Yürü ya. Ya. Hadi. Of. Müstahaktır sana. Ne vardı bu kadar çiçek? Levent! Dede? Temel! Temel amca! Ha bu alın ne senin? Ben biraz alkol aldım dedi. Ha öyle mi? Hiç belli olmayı.
İyi geceler. Zamansız oldu. Özür dilerim. Hay eşek sıpası. Şu haline bak. Ayakta duracak gücün yok. Bir evliliğin mesuliyetlerini nasıl üstleneceksin? Aile babası olmayı kolay mı sanıyorsun? Zaten şimdiden omzumda çok yük var dedi. Ula sen daha ne yaşadın ki? Neyin yükünden bahsediyorsun? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Bütün sevdiklerin de yanında. Gelecek günler ha bunlardan daha kolay olmayacak. Bunu bilesin. Hayat zor uşağım. Çok zor. Sen daha anlamadın. Biz seni pamuklara sardıkta büyüttük. Biliyorum dede. Ama ben... Diyeceğim o ki hayat zaten yeterince zor. Bir de zayıf tabiatlı olursan ileride ne edeceksin? Haklısın dede. Özür dilerim. Özür filan dileme. Aklını başına devşir. Fadime'ye layık güçlü bir koca ol. Dede... Ben... Tamam dedi, haklısın. İyi sabahlar. Gece mesaj attım. Nasıl oldu? İyileştin mi? Ben çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın? O ne yazdı? Seninle evlenecek adam heyecanlı olmaz mı? Bak kendini boşa üzüyorsun. Uşak sağ ol, sevdalı. Daha ne düşüneceksin? Helal olsun kaba sakal oğluna. Haçan bizi krallar kibin ağırladı. Banyoda havoyla ufuruklu, fıskiyalı şeyler vardı. Gördüm küvete. Açtım onu. Yemeklerim bayram yok. Uy, o anasının gözü obli. Sen kendine jacuzzi keyfi yaptırmışsın. Haşan, jacuzzi dedikleri ha o mıydı? Ha buraya finamami varmış dediler. Finamami nedir? Ha, filamami, filamami. Sen ne edeceksin? Merak ettim da. Gel seninle gidelim. Tövbe tövbe. Ulak garilerle herifler hep Allah. Beraber anadan yürüyen giriyelim şahuruya. Deme. Ulan almış kaybına morluklar. Ne işiniz var sizin hamamlarda? Gelmiş iken güzeller güzeli İstanbul'a. Şöyle koçilik bir cezalım da. Oyna taşacığım. Oyna taşacığım. Baba saat tutacağım. Oyalanmayacaksın avgarının yanında. Merak etme karıcığım. Git uşakları al gel. Bir dakika fazla durma, uyarım gözünü. Tabii karıcığım. Uşaklar olmasa adını bir de unutmuştum. Neydi o karının adı? Reis. Hah, Tanya. Sus! Adını yanma. Konuş senden ümidi kessin. Uşakları da saklamaya kalkışmaz. Lafta anlamazsa ben gider konuşurum ona göre. Tamam karıcığım. Biz de çıkalım alışveriş edelim. Damada ne takacaksak ayarlayalım. Ben ayarladım hepsini. Uy! Gazetelere manşet oldu. Dedem. Ne? Siz daha. Uy. Ne? Ha. Ne diyorsun? Ana ver bakayım. Dur bakayım ha. Reis'i Cumhur'un kızı nikahlandığında ha bu kadar yazmamışlar. Ha, doğru dedin ya. Of. Başım. Ah, başım. Kizum. Sen ona sert bir kahve yap getir. Hemen efendim. Tekrar özür dilerim hepinizden. Madem içmesini bilmiyorsun, ne içersin ha bu zıkkımı? Haksız mı çocuk? Ben onun yerinde olsam zehir içerim, zehir. Af kurma müziyen. Bakın, bizim düğüne çok geniş yer vermiş gazeteler. Babacığım bakın. İyi etmişler. Burada da var. Aman harika. Duymayan kalmasın rezilliğimizi. Levent,
İç kahveyi, toparlan çıkalım. Otele gideceğim. Dünürleri yalnız bırakmak olmaz. Hüseyin, sen de. Tamam baba, tamam. Akşama da hep beraber yemek yiyeceğiz Boğaz'da. Eksik istemem. Herkes işini ona göre ayarlasın. Hadi Levent, hadi. Hulusi, şu kıza bir evlilik sözleşmesi falan imzalatalım bari. Nasıl yapacaksın? Baban ölse razı olmaz. Ne olacak peki? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Vallahi bırakırsak bunlar bizi çekirge sürüsü gibi yer bitirir, soyar soğana çevirir. Hadi Müziyen, kaldır popoğunu da gel. Otele gideceğim. Tamam. Aman ne bitmez çilem varmış. Tamam tamam, yürü. Babam dedi. Oy. Ha, sağa döndü. Yeter, kudurmayın. Bunlar köye gitti, Laz oldu geldi. Ben Şinnet oldum. Aferin. Ben çağırayım Nazife teyzeni, gelsin bu sefer dibinden kessin. Yapışık. Senin reis gazeteye çıkmış. Başına devlet kuşu kondu. Kızını zengin damada veriyor. Aman ne yaparsa yapsın. Alçak adam. İlk fırsatta kaçtı gitti karısının yanına. Kızım kafanı kullan. Nikahın olmasa bile sen de bir yerde reisin ikinci karısı sayılırsın. Boşanıp ikinciye evlenenlerden farkınız ne? Nikah dediğin iki imza. Aslında sen doğru söylüyor. Ben onun karısı sayılır tabii. Ben bu çocukları tek başıma yapmadım ya. Daha ne? Reisin parası senin paran sayılır. Bu kadar yıl bu adamın kahrını çektin. Şimdi tam rahata erecekken bırakacak mısın peşini? Sen doğru söylüyor. Ama ben dayanamıyorum artık. Bırak şimdi duygusallığı. Aklını çalıştır, gözünü aç. Reis reis İstanbul'da olduğuna göre eli kulağındadır. Yakında damlar. İki çocuk sende olduktan sonra reis nereye gidecek? Üç oluyor. Dün ben doktora gittim. Ben hamile. Vay reis reis. Demek bir de hamile bıraktı gitti seni. Sakın bırakma kızım. Benden sana abla nasihatı. Nazife teyzenin ineği var. Ben de vereyim sizi Nazife teyzeyi. Yedirsin sizi ineğe. buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyur. Hoş geldin kızım. Buyur. Nasıl oldun, iyileştin mi? Daha iyiyim. Hala solgun gibisin. Sen yorulma hiç bugün, biz her şeyi hallederim. İyi o, iyi. Bir şey yok. Dana gibi maşallah. Hazırsanız terzi provaya bekleyin. Ha, ha. Araba aşağıda. Müzeyyen'le beraber gidersiniz. Gidersiniz, gidersiniz. İyi ya. Reis reis yok muydu? Biraz işi çıktı. Allah Allah. Ne işi böyle düğün önü? Ya sabır. Müziğe ne edeceksin? İşi çıkmış adamın. Ha? Hiç. Sordum öyle. Şimdi siz gelinlik işine bakın. He. Biz de Levent'le öteki işlere bakalım. Provadan sonra Levent gelir sizi alır. Heh. Akşama da hepiniz Boğaz'da yemeğe davetlimişsiniz. Uy, sağ olun. Ne zahmet edilsiniz ya. Efendim. Maşallah. Buyurun Çetin Bey. Yaza bitiremediler senin Levent'i düğün. Sorma burada. Ya. Tabii sen efendim. Gidecek misin düğüne yarın? Gideceğim haliyle. Vedat Bey, Çetin Bey sizi odasına istedi. Hadi hayırlısı bakalım. Beni istemişsiniz Çetin Bey. Vedat sen ne yaptın? Yine ne yapmışım Çetin Bey? Dün gece bizim magazin muhabirlerinin Levent'in fotoğrafını çekmesine mani olmuşsun barda. Ama Çetin Bey, haber yapacak bir durum yoktu ki ortada. Haber olsa en başta ben yaparım. Bilmem artık. Yapar mısın, yapmaz mısın? Çetin Bey ama tanımadığımız iki kız barda yanımıza geldi. Bu arkadaşlar da sanki bir şey varmış gibi deklanşöre abandılar. İşleri o oğlum. Tamam haklısınız da Çetin Bey. Şimdi kızların Levent'le hiç alakası yok. Yok yere tam düğün arifesi. Çocuğun nişanlısını üzmek yakışmaz bize yani. İyi, anladım. Peki. Zaten bu evlilikte bizim de payımız var sayılır. Biz o haberleri yapmasak belki de evlenemezdi Levent Fadime ile. Haklısınız. Benim adıma da tebrik et Levent Kabasakaloğlu. Fadime ile ikisine mutluluklar dilerim. Peki, kolay gelsin. Ta 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 ta. Fadime! Kızım!
Çok güzel oldu. Dünya güzeli. Ay maşallah. Ay çok yakıştı. Esas mı? Peri ikizler gibi oldun Fadime. Allah nazarlardan saklasın. Elem teref şişkem gözlere şiş. Kendi gibi bahtı da güzel olur inşallah. Ne güzel söylediniz. İnşallah bu sefer bu gelinlik size uğurlu gelir Müzeyyen Hanım. Bırak Allah aşkına. Ne uğur gelecek gelinlikten? Doğru dedi Müzeyyen Hanım. Keramet gelinlikte değil, gelinde. Gelin Hanım zaten maşallah manken gibi. Çok da sempatik. Baksana ne şeker. At çayını karıştır vallahi. Yalnız şu danteller biraz ağır kaçmamış mı? Yani şunları şöyle bir söksek. Yok canım, buradan. Dünyada olmaz. Ay niye söksün Müzeyyen Hanım ha? Ne güzel olmuş da. Hiçbir yerine dokunamam Müzeyyen Hanım. Bu duan bu kadar uzun olmasa ne gerek vardı? Güzel olmuş, güzel. Bence abartılı olmuş biraz. Ay gelinlik bu Müzeyyen Hanım. Olacak o kadar gösteriş. Aa. Ya. Yaşını hiç gitmemiş. Gitmiş, gitmiş. Gerçi o kadar da küçük değil ama. Yani ben hiç yakıştıramadım. Ben çok yakıştırdım vallahi. Hiçbir yerine dokunmayalım. Kıskananlar çatlasın. Bundan daha sadisi artık gelinlik olmaz. Gecelik olur Müzeyyen Hanım. Hay ağzına sağlık. Ben bakayım. Ay ayakkabılarından çok, çok şık. Bakayım. Kurban olayım sana. Çok hoş. Küsüm benim. Canım. Çiki çiki. Aldım. Çiki çiki. Çiki çiki. Aldım. Çiki çiki. Çocuklarım. Reis. Gelin çocuklarım, gelin. Gelin abi öyle. Şşt, bak abi. Size ablanızın düğününe götüreyim mi? Evet, götür. O zaman haydi hazırlanma. Ne oluyor reis? Çocuklar ben olmadan hiçbir yere gidemez. Mama. Ama Natasha'cığım. Natasha deme bana. Benim isim Tanya. Sen... Neden geldin buraya reis? Şey için. Ha bu kuşu götürdüm Natasha'cığım. Karıcığım, karıcığım. İyi yaptın. Çocuklar siz odanıza gidin. Çiki çiki. Otur reis. Konuşacaklar var. Ne konuşacağız Tanya'cığım? Zengin damat geldi. Sen karının yanına kaçtı. Onu konuşacağım. Nazifeciğim, çiçeğim. Nazifeciğim. Bak kuş bile öğrendi. Tanrıcığım sen ne diyorsun? Zengin damatla ne ilgisi var? Hem sen kendin bırakıp gittin ya bizi. Ben çok düşündüm reis. Ben seni affettim. Sen artık eve dönebilirsin. Tanya ben artık Nazife'ye döndüm. Ne? Ben karar verdim. Karıma dönüyorum Tanya. Bu kadar kolay değil reis. Sen hiçbir yere gidemez. Öyle mi? Bu çocuklara kardeş geliyor. Ben üçüncüye hamile. Karnımda. Deme. Oy. Uç. Gelinlik çok güzel oldu. Vallahi fotoğraflarınızdan daha güzelmişsiniz Fadime Hanım. Sağ ol da sen nerede gördün benim fotoğrafımı? Aşk olsun. Sizi gazetelerden takip ediyoruz. Severek izliyoruz. Ay. İşiniz bittiyse iki dakika müsaade eder misiniz bize? Tabii Müzeyyen Hanım. Fadime, seninle hiç baş başa konuşma fırsatımız olmadı. Gel, otur şöyle biraz konuşalım. Buyurun Müzeyyen Hanım. Bak Fadime'cim. Bu kolyeyi sana hediye etmek istiyorum. Müzeyyen Hanım ne gereği var? Yani çok şaşırdım. Bu çok değerli bir şey bense. Elbette çok değerli bir antikadır. Takmana yardım edeyim. Daha çok yakıştı. Estağfurullah. Sağ olun. Müzeyyen anneciğim. Bana anne demene gerek yok. Nasıl?
Nasıl isterseniz. Bak Fatime, sen kötü bir kız değilsin. Benden hoşlanmıyor olabilirsin. Ama benim sana karşı en ufak bir düşmanlığım bile yok. Bir şey söyleyeceğim, lütfen yanlış anlama. Bana kalırsa bu evlilikte sen çok mutsuz olacaksın. Ne diyorsunuz, neden ki? Bizi buraya indirdi, kendi nereye çıktı da? Ne bileyim, bir şey unuttu belki de. Ha, bu kontes beni öldürecek herhalde. Ama çatladı kıskançlığından. Ne edelim? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğim. Bir evlensinler, sonra bakarım. Fatime'mizi ezdirmeyip evvelallah. Ele karışmak çok zor Nazife teyze. He, ele ele. Bak Fatime, evlilik kolay iş değildir kızım. İki insanın mutlu bir evlilik yürütebilmeleri için çok şey gerekir. Birçok ortak noktaları olması gerekir mesela. Levent'le sen. Bambaşka ortamlardan geldiniz. Hiçbir ortak noktanız yok. Levent hep iyi olanaklara sahip oldu. En seçkin çevrelerde bulundu. Sen ve senin ailense... Nasıl söyleyeyim? Daha mütevazı şartlara alışkınsınız. Güzel söylediniz. Oy, bu gelinlik de güzelmiş. Nazife Hanım. Annemler yok mu? He, anneniz yukarıda. Öyle mi? He. Açık konuşayım. Fatime, sen nasıl ayak uyduracaksın bizim çevremize? Ben o düşündüğünüz için sağ olun Hüseyin Hanım. Ama hiç usulmanıza gerek yok. Ben kendimi geliştirmeyi de, her ortama uyum göstermeyi de bilirim icabında. Ne sizi ne Levent'i mahcup etmem, merak etmeyin. Ben onu düşünmüyorum. Bu işin sonunda kalbin kırılacak diye korkuyorum. Neden ki? Levent seninle evlenmeyi gerçekten istemiyor kızım. Nasıl? Dedesinin zorlamasıyla evleniyor seninle. Nereden biliyorsunuz? Ben annesiyim, herhalde bilirim. Ama Levent bana öyle demedi. Seviyorum mu dedi? Alo? Anne, ben geldim. Aşağıda Nazife teyzelerin yanındayım. İnmiyor musunuz daha? Tamam Levent, bekleyin biraz, geliyoruz. Çocuk musun kızım sen? Sen Levent'i. O seni ne kadar tanıdı ki sevesiniz birbirinizi. Belki Levent'in değişik bir hayat yaşıyor olması seni cezbetmiş olabilir. Yani sizin köydeki yaşamınızı geldik gördük. Gençsin, hakkındır. Belki sen de daha güzel yaşamak, daha güzel şeylere sahip olmak isteyebilirsin. Kimse seni suçlayamaz. Elbet Levent gibi bir fırsat eline geçince de bunu değerlendirmek isteyeceksin. Hüseyin Hanım, siz bana ne diyorsunuz? Ben fırsatçı mıyım? Kızım, söylemeye çalıştığım, eğer istediğin refah içinde yaşamaksa, ben sana fazlasıyla sağlarım bunu. Evse ev, araba ise araba, para ise para. Maddi olarak her türlü imkanı sağlarım ben sana. Hüseyin Hanım, siz ne diyorsunuz? Gel vazgeç oğlumdan diyorum. Hüseyin Hanım, siz bana ne sanıyorsunuz? Ben Levent'i derede buldum da parası pula mı vardı? Ben onu kendisini sevdim, parasını değil. Ha, bu konuya da bak, rüşvet için mi verdiniz? İstemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Bana bak, sen bu kolyenin değerini biliyor musun? Sakın bana bir daha böyle bir şey teklif etmeyin. Levent'le evleneceğiz biz, siz engel olamayacaksınız. İnatçı keçi, evlen bakalım, evlen. İki günde boşaltmazsam sizi, bana da müzeyyen demesinler. Ay! Başımda bin türlü bela, güler hayata sevdam. Karadeniz gibi hırçınım, hem de ürkek kanarya. Hem Karadeniz gibi hırçınım, hem de ürkek kanarya. Bana yıldızlardan uzak söz vermişim ya. Geçin, ben burada beklerim, biraz hava alayım. İyi ya, akşam yemekte görüşürük Müzeyyen Hanım. Görüşmek üzere efendim. Ben Fadime'lere eşlik edeyim anne, birazdan gelirim. Tamam, ben buradayım. Tamam anne. Bizim
peki kaç tikim? 342. Hoş geldin. Ben 342 bizim. Ben de 1344'ü alabilir miyim? Buyurun. Sağ ol. Arabada hiç konuşmadınız. Nasıl olmuş gelinlik? Bilmem. Tamam efendim. Rüya gibi olmuş. Nazife teyze, biz ondan çıkalım. Fadime sonradan gelir. İyi ya. Hadi. Hadi görüşürüz çocuğum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sen iyi misin? Evet efendim. Ne oldu, gelinliği mi beğenmedin yoksa? Yok canım, gelinlik çok güzel olmuş. Ne oldu peki? Evet. Yok yok, bir şey var belli. Gel biraz otur konuşalım. Ananı bekletme sen. Yok yok, beklesin biraz. Hadi otur sen. Kafana takılan bir şey var senin belli. Hadi söyle. Levent, her şey iyi güzeldi. Galiba annem beni pek sevmiyor. Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Bilmem. Anneme bakma sen, o hep böyledir. Öyle mi diyorsun? Tabii, seni sevmediğinden değil. Hem neden sevmeyecekmiş ki seni? Annem yeni tanıdığı kişilere karşı genelde biraz mesafelidir. Beni de çok sever, kimseyle paylaşamaz. Bir tanecik olursun tabii. Başta soğuk görünür ama yakından tanısan sen de seversin. Severim tabii. Severim elbet. Sakın hiçbir şey için kendini üzme, olur mu Fadime? Tamam. Fadime? Fadime? Sen daha giyinmedin mi? Yok, giyinmedim. Ne oldu sana? Hüseyin cadısı beni istemiyor. Uy, onu kim istesin? Sen ne bakıyorsun ha o cazı kaynanana? Ha o kim oluymuş? Helme, bu ahlaksız teklifte bulundu utanmaz kadın. Aa, nasıl? Oğlumun yakasından düş, para veririm demeye getirdi. Uy, belliydi böyle edeceği. Çatlıydı kıskançlığında. Levent de bir şey diyemedi. Yakından tanısam ben de severmiş. Helme, ben ne edeceğim? Bilmiyorum ama benim tanıdığım Fadime ha böyle kuru gürültüye pabuç bırakmaz. Dur diyorsun ama. Bakma sen, oğlan anası değil mi? Hepsi böyle. Kimsecikleri yakıştıramazlar uşacıklarına. Ben neler çektim benimkinin anasından, biliyor musun sen? Esas mı? Elbet esas. Sen hiç kendini üzme. Önemli olan Levent'in seni sevmesi, istemesi. Gerisi vız gelir, tırıs gider. Ey kaynana, kaynana, kara kazanda kayna. Yar bir bak suratına, al eline bir ayna. Bildiğin gibi oyna, sista. Bildiğin gibi oyna. Reis! Ha. Ne oldu? Ne etti ha o Natasha olacak gari? Hiç açma o mevzuyu. Çiki çiki. Sen ne diyorsun reis? Bir şartla bırakacak. Ne istiyor los? Yarın kendi getirecekmiş düğüne uşakları. Ay, yok artık. Şaşırmış mı o karı? Doğru değilsin ama. Reis, kabul ettim deme. Nazife, bırakır uşakları gider de. Reis, reis. Ha o karı buraya gelir de biraz ülük ederse sen boğarım he. Merak etme karıcığım. Ben bir bakayım Fadime, hazırlandım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Uy Fadime, yeter artık. Heh. Üzme kendini. Geçen ne diyorsunuz kızlar ha? Fadime, sen daha giyinmedin mi? Hadi yemeğe gidecek da. Giyinecek anası, giyinecek şimdi. Hadi Fadime, hadi. Uy Fadime. Kızım, Levent sahibişini ettiği zaman hemen bana göreceksin. Sen hiç merak etme. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş bulduk.
Sen onu da Serafuna. Tebrik ederim Emize oğlum. Maşallah sağ yaraşır. Aslanlar gibi bir gelin alaysın. Sağ ol hala oğlum. Tanıştırayım. Ha bu benim hala oğlu İdris. Ha bu da bizim köyün muhtarı. Bunlar da ihtiyar heyeti azalı. Hadi. Neyse. Memnun oldum. Şeref bulmuşuz. Memnun oldum. Sağ ol. Hüseyin'e baksan şu haline. İnşallah şuracıkta ölürüm de kurtulurum. Sakin ol Hüseyin. Reis. Bak hele. Siyanın boyuk dünür iyiydi. Onunla beraber küçük dünürün sesi pek çıkmaya bakar. Küçük dünür mülayim. Anacığım. Ne yazık karıdan korkayım. Herkes senin gibi gazak erkek olamay Reis Reis. Doğru diyorsun. Hadi müziğen ver bakayım. Ver ver ver. Yok Lavant. Ben almayacağım. Fadime kızım, sağa layık değil ama beğenirsen düğünde takarsın. Babacığım, Fadime mücevherden hoşlanmıyor galiba. Bugün ben de bir şey vermek istedim ama geri çevirdi. Verene bağlı efendim. Nasıl? Çok güzel Temel dadacığım, sağ ol. Evet takarım. Ver kızım, sen onu bağ. Gel bakalım kaynana. Aç bakalım. Çok güzel. Levent, düğünden sonra al gelinimi, gidin madüllere bir yere, iki haftada ortada görünmeyin. Sağ ol, ben dönüyorum. Ay babacığım, Fadime kızımız dil bilmiyor ya. Yani madüllerde falan biraz sıkılabilir. Sıkılmak ne demek Müseyhan Hanım? Tabii ki giderik madüllere. Pek güzel olur. Değil mi Levent? Tabii. Sağ olun Temel dedacığım. Sağ ol dede. İyi düşünmüşsün. Haydi. Çocuklarımızın mutluluğuna içelim. İnşallah bize bay bay torunlar verirler. Torunlar. İnşallah. Allah! Haydi kalk Müziyen. Nasıl? Oynayacağım. Ay üstüme iyi sağlık. Kalk diyorum. Bugün benim mutlu günüm. Hadi damat sen de. Emredersiniz. Haydi haydi. Haydi bakayım bizi. Hadi. Ulan otur bak oğlum. Çekil. Hadi gel bizi. Gel. Ha buraya oturma mı gel. Hadi Fadime gelin. Hadi uşağı. Hadi, durmayalım. Hadi kızım. Durmayalım. Hadi uşağım ne bekliyorsun? Kaç hadi hadi. Kalk kalk kalk. Kalk kalk hadi kalk. Hadi. Kız kaynana. Kaynana gel. Hop. Hop. İyi eğleniyorlar. Ne oldu Levent? Neden böylesin? Bilmiyorum Vedat. Hadi kızım, hadi hadi kızım. Hüseyin Hanım. Ne bileyim işte. Nereye? Tuvalete. Dur ben de gelirim. Hadi gel hadi. Gel Hüseyin Hanım, gel. Gel Allah aşkına. Uy. Aferin Fadime. Ha böyle devam et. Görecek harca dolaz karı günini. Düşündüm de doğru Zeysun. Bak anamla neneme onca yıl sonra hala pısıklan köpek gibiler. He ya. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Bir kaynanadan mı yılacaksın? Olmazsa Levent'le de konuşurum. Anlatırım o. Allah tabii. Bir yastığa baş koyacaksınız. Birbirinizden bir şey saklayacak haliniz yok. Ha söylerim. Senin o anan olacak karı. Bağ bunları etti derim. Yıllar sonra güleceksiniz bunlara. Doğru diyorsun. Hadi ben geçiyorum. Tamam sen çık ben geliyorum. Tamam. Fadime bambaşka bir kız. Gözleri pırıl pırıl. Ona bakınca içim titriyor. Güldüğü zaman sanki güneş açmış gibi oluyor. Benim bildiğim bu gibi şeylere aşk derler Levent. Ama Fadime ile biz gerçekten ayrı dünyalardanız abi. Oğlum saçmalama. Fadime gibi bir kız milyonda bir bulunur. Değerini bil. Biliyorum da
Fadime ile evliliğimiz nasıl olur? Neye benzer onu bilemiyorum. Hayal edemiyorum. Ne olursa olsun yarın evleniyorsunuz işte. Çıkar at kafandan bunları. Uykularım kaçıyor. Ya yürümezse bu iş? Levent, bunları düşünmek için biraz geç olmadı mı? Benim zaten hiç doğru dürüst düşünme fırsatım olmadı ki. Önce ölüm tehditleri. Sonra dedemin zorlamaları. Artık ne istediğimi bile bilmiyorum. Levent, aklını başına toplasan iyi olacak.